Ses kontrol. Kıymetli davetliler, basınımızın kıymetli mensupları, bugün burada 1949 yılında Trabzon ilinin Köprübaşı ilçesi Beşköy mahallesinde dünyaya gelen, ilk ve ortaokulunu kendi köyünde okuyan, ilkokul yıllarında ulusal bir gazetenin düzenlemiş olduğu İlkokullar arası bilgi yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken, 1966 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni birinci olarak bitiren, aynı yıl üniversite sınavında sorulan 180 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan, İstanbul Üniversitesi'ne en üst dereceyle burs kazanarak okumayı hak eden, Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana bölgesinde Purdue Üniversitesi'nde elektrik mühendisi olarak mezun olan, Missouri Üniversitesi'nde doktora yapan, aynı yerde asistan profesör olarak akademik çalışmalarda bulunan, Türkiye'ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan, İçişleri Bakanlığı'nda teknik danışmanlığa başlayan, 12 Eylül sonrası Başbakanlık danışmanlık görevine atanan, 1983 yılında merhum Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal ile birlikte Anavatan Partisi'nin kurucular kurulunda yer alan, 1987 yılında İstanbul Milletvekili seçilerek 18. ve 19. dönem milletvekilliği yapan, devlet bakanlıkları ve en sonda Maliye Bakanımız olarak bu güzel ülkemize hizmet eden, Bolu Gerede yolunda geçirdiği trafik kazasında kıymetli eşi Füsun Hanım, sevgili kızı Aslan'la birlikte hayata veda eden, geride Cihan ve Mehmet isimli iki evladını bizlere emanet olarak bırakan, bu güzel ülkenin daha güzel günler görmesi için canını feda eden, resmi kaynaklara göre trafik kazasında ölen ama bizler için trafik kazası bahanesiyle öldürüldüğüne inandığımız dürüst, çalışkan, zeki, ufku geniş olan kıymetli büyüğümüz, eski Maliye Bakanımız Sayın Adnan Kahveci Beyefendi'yi bugün burada rahmetle anmak, yaşamak ve yaşatmak için bulunuyoruz. Bugünkü bu anma töreninin organizatörlüğünü yapan Adnan Kahveci Vakfı adına, Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına, Trabzon Köprübaşı Beşköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına ve Kartal Belediye'miz adına hepinize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Cümleden hoş geldiniz. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi sizleri başta Sayın Adnan Kahveci olmak üzere bütün şehitlerimizin, ölmüşlerimizin ruhları için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî biyedihil mülk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsenu amelâ ve huvel azîzül gafûr. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tıbâkâ. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدني ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا وأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان، فخص هؤلاء الأموات بالروح والراحة والمغفرة والرضوان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنهم. اللهم احسن عاقبتهم وأجرهم من خزي عذاب القبر ومن عذاب يوم القيامة. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلهي يا ربي، şu anda burada merhum kardeşimiz, bakanımız, eşi ve kızının mezarı başında onları almak üzere buraya toplanmış bulunmaktayız. Ya Rabbi niyetlerimizi samimi eyle. Ya Rabbi bu kardeşlerimize dua etmek üzere buraya toplandık, onlara dua ediyoruz. Ya Rabbi yapacağımız dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi okumuş olduğumuz sure-i celileleri kabul eyle. Mukabilinde hasıl olan sevapları sevgili peygamberimizin ruhuna öncelikle hediye edildik vasileyle. Diğer bütün peygamberlerin ve sahabe-i kiramın, tabi'in ve tebe-i tabi'nin ruhlarına hediye edildik vasileyle. Onların ruhlarına da hediye edildik vasileyle. Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle. Ya Rabbi onları kıyamet günü huzuruna razı olduğun kullarından kabul ederek onları kabul eyle. Ya Rabbi şurada bu mezarlıkta bulunan diğer bütün merhumların ruhlarına da hediye edildik vasileyle. Onların da kabir azapları varsa kabir azaplarını defu refu izale eyle. Ya Rabbi onları, günahları varsa günahlarını onların da affeyle. Ya Rabbi biz buraya toplandık. Bakanımızdan, ailesinden, kızından razıyız. Ya Rabbi sen de razı ol. Ya Rabbi onlara şehitlik makamını nasip eyle. Onları huzuruna şehit olarak kabul eyle. Ya Rabbi onlar hayatlarında güzel bir iz bıraktılar. 22 yıldır biz onları her yıl anıyoruz. Hemşerimiz olarak hem Trabzon'umuzu hem memleketimizi güzelce temsil ettiler. Ya Rabbi onların bu temsiliyetlerine biz razı olduk. Biz onlardan razı olduk. Sen de onlardan razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi çoluk çocuklarına onlar gibi yetişmelerini, onlar gibi yüksek makamlarda, mevkilerde görev yapabilmelerini nasip eyle. Ya Rabbi onlar gibi memleketimizde güzel gençler yetişmesini, onun gibi güzel mevkilere gelecek kardeşlerimiz, değerli kardeşlerimizin yetişmesini nasip eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi şuraya toplanan şu cemaatinle bütün ölmüşlerinin ruhlarını şad eyle. Onların da dileklerini kabul eyle. Ya Rabbi buraya toplananların hepsinden razı ol. Ya Rabbi bundan sonra da böyle bu kardeşimizi, bakanımızı, ailelerini, kızını almak üzere her sene böyle ondan razı olan şu cemaatin tekrar tekrar onun yıl dönümünde onu almak üzere buraya gelme isteklerini artır ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Dualarımızı kabul eyle. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Maliye Bakanımız, hemşerimiz, ülkemizin değeri Sayın Adnan Kahveci'yi burada anma etkinliğini organize eden ve bu vesileyle Adnan Kahveci'yi anlamamıza, onun ideallerini gelecek nesillere taşımamıza
katkı sunan İstanbul Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne huzurlarınızda teşekkür ediyor. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanımız Sayın Osman Kara Mehmetoğlu Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Çok değerli hemşerilerim, değerli Trabzonlular, değerli Adnan Kahveti sevenler, Sayın Kartal Belediye Başkanım, Sayın Maltepe Belediye Başkanım ve değerli bürokratlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada şehrimiz Trabzon ve ilçemiz Köprübaşı'nın yetiştirdiği değerli merhum Adnan Kahveci'yi ölümünün 22. sene devriyesi münasebetiyle anmak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Aslında onun şahsiyeti hakkında söylenecek çok şey var. Fakat ben az ama öz şeyler söyleyeceğim. Daha doğrusu onun hayatı boyunca savunduğu ve yaşatmaya çalıştığı değerleri anlatacağım. İlçemizin yetiştirdiği müstesna insan, dava adamı merhum Adnan Kahveci, kırılgan bir zamanın kırılmaz iradesiydi. İçinde bulunduğu durumdan asla korkmayan ve milletini aydınlığa çıkarmaya çalışan bir ışık süvarisiydi. Karanlıktan zerre kadar korkmayan ve karanlığa tahammülü olmayan biriydi. Merhum Adnan Kahveci devletini, milletini ayağa kaldırmak için toprağa düşmeyi göze alan fedakar bir dava adamıydı. Kuşlar kadar hür bir yaratılıştaydı ve milletini de bu ekonomik anlamda hürlüğe taşımak istiyordu. Onun bu istikamette izlediği ve kendisinden sonrakilere bir kılavuz olarak bıraktığı sözü de hayli manidar. Bizim bağımsız olmamız için Amerika ve IMF'den kurtulmamız lazım. Çünkü o biliyordu ki tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkün olabilirdi. Tam bağımsız bir Türkiye ve aydınlık yarınlar için serden geçmişti merhum Adnan Kahveci. Kendisini milletin bekasına adamıştı. İşte bu yüzden seneler, asırlar değişecek. Fakat onun manevi değeri değerinden hiçbir şey gidilmeyecektir. Bu düşünce ve temenniyle sözlerimi burada noktalarken kendisine Yüce Allah'tan bir kez daha rahmet diliyor. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli misafirlerimiz, İstanbul Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanımız Sayın Osman Kara Mehmetoğlu Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. 22 yıldan beri üstlenmiş olduğu bu göreve son 2 yılda destek veren Ankara merkezli Adnan Kahveci Vakfı Genel Başkanı, kıymetli abimiz, kıymetli hocamız Doktor Eyüp Kahveci Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, kıymetli Adnan Kahveci sevenleri, hepiniz hoş geldiniz. 22 yıldır bu programların burada yapılmasına destek sağlayan ve bu programların yapılmasını başlatan Sayın Musa Kazım Sancak Beyefendi'ye ve arkadaşlarına ve bu güzel ilçenin belediye başkanı, saygıdeğer meslektaşım Sayın Belediye Başkanımız Doktor Altınok Öz Beyefendi'ye ve 22 yıldır hiç usanmadan buraya gelip bu anma törenine iştirak eden ve kendisini ve ailesini rahmetle anan siz değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün Anadolu'nun her tarafında, kasabalarda, köylerde, şehirlerde herkesinden, insanlar tarafından rahmetle anılıyor olması ve burada 22 yıldan beri bu programın kesintisiz bir şekilde devam ediyor olması, aslında vefatından bu zamana kadar onu ne kadar erken kaybettiğimizin bir göstergesidir. Bu duygular, bu düşünceler ve bu anma törenleri. Bu vesileyle Adnan Kahveci'nin misyonunu ve yaşam felsefesini gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak amacıyla bu programların devam ettirilmesi, bunun dışında geçmişten günümüze kadar yapılan belgeseller, gazete haberleri, konferanslar, sempozyumlar, paneller onun
misyonunun ve yaşam felsefesinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından son derece önemlidir. Bu vesileyle müstesna insan, yenilikçi insan, çalışkan, dürüst insan, kendinden önce memleketini düşünen güzel insan, aramızdan hiç beklenmedik bir anda çok erken ayrılan büyük insan Adnan Kahveci'yi, kıymetli eşi Füsun Kahveci'yi ve sevgili kızı Aslan Kahveci'yi burada rahmetle anıyorum ve hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, kurulduğu günden itibaren Adnan Kahveci'nin yaşatılmasına ve onun fikirlerinin geleceğe aktarılmasına büyük katkıları olacağına inandığımız Adnan Kahveci Vakfı Başkanı Sayın Doktor Eyüp Kahveci Beyefendi'ye çalışmalarında başarılar diliyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi de Trabzon Köprübaşı Beşköy Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanımız Sayın Erdal Kaldırım Bey'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Adnan Kahveci ve ailesini rahmetle anıyoruz. Sizleri de katılımınızdan dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Adnan Kahveci'nin ideallerinin yaşandığı ülkede, ideallerin yaşandığı şekilde yaşamayı herkese diliyorum. Tekrar herkese hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Beşköy Dernek Başkanımız Sayın Erdal Kaldırım Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, Köprübaşı denildiğinde, dernekçilik denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan ve Köprübaşı Derneğimizin kurucu ve onursal başkanı, kıymetli abimiz, kıymetli siyasetçimiz Sayın Musa Kazım Sancak Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Buyurun kıymetli hocam. Değerli misafirlerim, size değerli misafirlerim demem, hepiniz benim misafirimsiniz. Esasında öyle bir insan burada yatıyor ki, bu insanı anlatmak, tarif etmek mümkün olmadığını iştirakınızla belirtiyorsunuz. Bu bir dürüstlük abidesinin ziyaretidir. Burası bir ziyaretgahtır. Düşünün bir bakan öldüğü zaman bütün arkasındaki servet 8500 lira. İşte böyle bir insan burada yatıyor. Bu değerli insanı sizler ebedi unutmayacağınızı ben biliyorum. Çünkü bir gün dedi bana ki, abi bir konvoy yapalım. Yalnız bunda parti olmasın, biz olalım. Ben de Yusuf Su İçmez isminde bir arkadaşım var, bir minibüsü var. Çağırdım onu. Gel bakalım. Bizim bu haberimizde 100 civarında araba geldi. Hep beraber partinin dışında bir konvoy yaptık. Millet onu kucaklıyor, seviyor, öpüyordu. İşte böyle bir insan, işte böyle büyük bir devlet adamı, işte böyle bir dürüst adam her zaman ziyaret edilmeyecek mi? Mutlaka edilecektir. Benim milletim yüce bir millettir. Bu millet iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu unutmaz. Yalnız Adnan Kahveci'nin benim derneğimin de bir üyesiydi. Derneğimize bir nasihati vardı. Hiçbir zaman telgraf okumayın. Hiçbir toplantımızda bugüne kadar ben duymadım. Arkadaşımı da şimdiden uyarıyorum. Burada telgraf okunmaz. Buraya gelecekler, gelecekler okunur. Ve bizim arkadaşımız bize bir nasihati vardı. Hiçbir zaman plaket vermeyiniz. Benim dernek başkanlığım olduğum zaman hiç kimseye plaket vermedik. Yalnız gördü ki küçük bir saman kağıdına yazalım, bilgi sunalım. İşte ben de bugün sizlere 100 tane civarında kitap getirdim. Bu kitabı okursanız, bu kitapta çok değerli bilgileri eğer gençlere aktarabiliyorsak
Adnan Kahveci'ye layık bir insan olduğumuzu anlatmak için iyi bir sebeptir, iyi bir delildir. Ben sizin zamanınızı almıyorum. Bu kitabı yazan Doktor Mühendis Nuri Bey de aramızdadır. Eğer kitap ele almışsanız imza edilecek adamdır. Ona da imza ettirirseniz böylece bir tarihi bir eser elinizde olur. Ben sizleri fazla tutmayayım. Fakat sizden çok büyük mutluluk duyduğumu, size şükranlarımı sunduğumu bilhassa belirtmek ister. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Trabzon Federasyonu Başkan Vekili adına Sayın Harun Özdemir Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Buyurun Harun Bey. Tabii çok üzgün bir anma törenindeyiz. Aramızdan çok erken yaşta ayrıldım. 22 yıldır burada anma etkinlikleri yapılıyor. Köprübaşı Derneğimiz, Vakfımız ve Trabzon Camiası ve özellikle Kartal Belediyesi ve bugün de aramızda Maltepe Belediye Başkanımız var, Ali Kılıç Bey. Ayrıca yine geçmişte siyaseten birlikte olduğumuz, kendisini de çok yakından tanıdığı ilçe başkanımız Davut Bey de burada. Ve kendisini tanıyan, birlikte çalışan arkadaşlarımız ve tanımayan, gıyabında tanıyan siz, onun sevenleri bugün buradayız. 22 yıllık anma törenlerinin 21'ine katıldım. Kendisini siyaset yaptığı dönemde Kartal Gençlik Kolları'nda çalışarak birlikte çalışma, birlikte tanıma gururunu yaşadım. Kendime örnek aldığım siyasetçilerdendi. Belki siyaseten onun gibi başarılı olamadık ama dürüstlüğümüz ve kişiliğimiz ona yakın olmaya çalıştık. Ben çok sözümü uzatmak istemiyorum. Katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Merhumu rahmetle anıyorum. Saygılar sunuyorum. Evet kıymetli misafirlerimiz, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere ANAP milletvekillerinden burada bir araya gelmemize vesile olan Adnan Kahveci'nin dava arkadaşı, az önce Musa abimizin de kitabını sizlere tavsiye ettiği kıymetli siyasetçimiz Doktor Mühendis Nuri Gökalp Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Adnan Kahveci dostları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Şimdiye kadar yapılan konuşmalardan bu güzel dileklerin, bu güzel anlatımların hepsinin bir nedeni var. Rahmetli Kahveci eğitimi Allah'ın vermiş olduğu potansiyel gücünü gerçekleştirmek için, öğrenmek için kullandı. Kısaca bütün eğitimlerini lise dahil, üniversite dahil, lisansüstü dahil, doktora dahil, alın teri, göz nuru ile devlet bursuyla yapabildi. Onun bu başarısı size, gençlere iletilmek üzere yeni Adnan Kahvecilerin yetişmesi için lütfen buradan ayrıldıktan sonra örnek olarak anlatalım. Neyi anlatacağız? Diyeceğiz ki lütfen okullarda okulu bitirmek için değil, sınavları geçmek için değil, bilgiyi edinmek için çalışın. Bilgiyi edinirseniz, üniversiteyi üniversite mezunu olarak bitirirseniz, o zaman siz bir varlık ifade etmiş olursunuz. O zaman siz 44 yaşında bu dünyadan göçtüğünüz ve gerçek dünyaya yolculuğa başladığınız zaman da devamlı yaşıyor olacaksınız. Sizin takipçileriniz sizi unutmayacak. Sizler örnek insanlar olacaksınız. Gençlere, çocuklara örnekler olacaksınız. Onun için lütfen gençlerimize idol olarak rahmetli Kahveci'yi gösterin. Rahmetli Kahveci hiçbir zaman maddi bir zenginlik hedeflemedi ama
gerçek bir zenginlik hedeflediği. İşte zenginliği sizlersiniz. Düşünün, rahmetlinin vefatından bugüne kadar 22 seneden beri nice bizim hepimizin tanıdığı birçok politikacı vefat etmiştir. Ama hiçbirinin ismini bir daha şu anda birkaç kişinin dışında hatırlayanımız yoktur. Misafirlerimiz, Doktor Mühendis Nuri Kökalp Beyefendi'ye tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde birlikte çalıştığı dava arkadaşı, kıymetli büyüğümüz Sayın Orhan Demirtaş Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Değerli gönül dostları, vakit bir hayli ilerledi. Benden evvelki konuşmacılar da rahmetli kardeşimi çok iyi takdim ettiler. Ben genel merkezde kendisiyle bir ara yakın çalıştım, bakanlık yapmadığı zamanlar. Rahmetli Özal'ın emriyle bana gelip yardım etmesini, talimatını almıştı. Fakat bir süre sonra Adnan'dan şikayetçi oldum. Her hafta bir projeyle geliyor. Ertesi hafta bir projeyle daha geliyor. 5-6 hafta sonra baktık ki bende 6-7 tane dosya. Bunların bir tanesini hayata geçirmek için benim ömrüm yetmez. Adam her hafta proje icat ediyor, imal ediyor ve öyle geliyordu. Kendisi hem müstesna bir devlet adamı, müstesna bir ilim adamı ve mükemmel bir kardeş, bir arkadaştı. Hatıralarımdan bir tanesi, bir düğünde beraber olduk. Bülent Akarcalı diye bir arkadaşımız var, Sağlık Bakanı. Onun düğününde aynı masaya düştük. Rahmetli eşi benim yanımda oturuyor, Adnan da masanın karşısında oturuyor. Bir ara eşi kulağıma eğildi. Dedi ki, efendim Adnan abi olarak bir tek sizden bahsediyor evde, Orhan abi diye. Herkese bey der, beyefendi der, sayın der. Ben bundan cesaret alarak sizinle bir şey bölüşmek istiyorum dedi. Buyur kardeşim dedim. Kızımız dedi üniversiteye başladı. Okul arkadaşları geliyor ama bizim evde oturacak mobilyamız, eşyamız yok. Seni dinler, bir fısıldasan da acaba bu konuda bir yardımda bulunabilir misin? Ben de kendisine dörtlükler halinde bir peçeteye bir şeyler karaladım, verdim. Ve hanımına döndü, ya bari Orhan abiye bunu yapmayacaktın dedi. Bir devlet adamı, Türkiye maliyesi avucunun içerisinde ama bir kuruşuna dönüp bakmadı. İşte onun için aramızda yaşıyor. Hepiniz birer Adnan kahvecisiniz. Allah nurlar içerisinde yatırsın. Size saygılarımı sunuyorum. Kıymetli misafirlerimiz, yıl 1993, Bolu Gerede yolunda Adnan Kahveci'yi kıymetli eşi ve 17 yaşındaki kızı ile birlikte ebediyete uğurladık. O tarihte o aracın içinde olan ve o tarihte sadece 10 yaşında olan, bugünün genci, yakışıklısı, aramızda yaşayan, onun bize bıraktığı emaneti, tabi emanete ne kadar sahip çıktık o ayrı bir mevzu. Şimdi de duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşmak üzere kıymetli oğlu, sevgili oğlu, arkadaşımız Cihan Kahveci Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hepinizden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Unutmadığınız ve unutturmadığınız için. Adnan Kahveci gerçekten çocuklarımıza, gençlere anlatmamız, aktarmamız gereken bir değer. Babamdan öte. Maliye Bakanı'ydı ama bakandan çok daha öte, arkasında çok büyük kamuoyu gücü olan birisiydi, hatırlarsınız hepiniz. Bu sene tüm senelerden daha anlamlı bence. Çünkü biraz üzücü de olsa, yani bunun bir kaza olmadığını, katledildiğini ben kanıtladım, kimin yaptığını, yaptırdığını buldum. Sağ olsun yöneten, bizi yöneten de bu konuya hızla yayın yasağı koydurdu. Orada karışık değil aslında, farklı ilişkiler var. O yüzden ama burada selam yollama hakkını falan kendimde görmüyorum ben. Sözlerimi burada bitiriyorum. Hepinize geldiğiniz için ayrı ayrı Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ederim.
Evet, kıymetli misafirlerimiz, bizler de sevgili oğlu Cihan Kahveci'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi de Çekmeköy Kaymakamımız Sayın Cemal Hüsnü Kansız Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakamım. Değerli dostlar, Adnan Kahveci'yi seven değerli hemşehrilerim, ben de kendisini rahmet minnetle anıyorum. Hem bir hemşehrisi olarak hem de aynı bakanlıkta çalışmış bir mensup olarak kendisini 90 yılında tanımıştım. Güzel bir toplantıda birlikte olmuştuk. Ben aynı biraz önce konuşan değerli hemşehrilerimiz, dostlarımız gibi kendisinin güzelliklerini tanıyıp kendisiyle bir hemşehrisi olarak iftihar etme şerefine nail oldum. Ve elim bir trafik kazası ama ben de daha önce şüpheleri olan değerli dostlar gibi bunun bir kazadan öte şey olduğuna inanıyorum. Çünkü değerli dostlar, o zamanların Türkiye'sinde faili meçhuller vardı. Bu şekilde karışık ilişkiler vardı. Çok şükür şimdi daha güvenli, daha huzurlu bir memlekette yaşıyoruz. Ve memleketimizde aynı rahmetlinin rüyalarına giren, arzularına giren, borcu olmayan IMF gibi kurum ve kuruluşlara borcu olmayan bir memlekette yaşıyoruz. Bunun için şükrediyorum. Hep birlikte onun ideallerine sahip çıkarak daha güzel bir memleketi inşa etmek için gayret edeceğiz. Allah rahmet etsin. Bütün geride kalanlarına, dostlarına sağlık, mutluluklar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli misafirlerimiz, Çekmeköy Kaymakamımız Sayın Cemal Hüsnü Kansız Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi de Doğu Karadenizler Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanımız, kıymetli hocamız, camiaların yakından tanıdığı bildiği Sayın Necmi Kurt Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Değerli hazırım, ben uzun konuşmayacağım. Sadece bir mesaj vereceğim. Rahmetliyle tanışıyordum Ankara'da. Bir toplantıda Sayın Turgut Özal rahmetli ve eşiyle bürokratları kabul ettiği toplantıda kendisinden randevu istedim ve daha sonra görüştüm. Türkiye'nin en önemli sorunu ne diye sorduğum zaman kendisi Türkiye'nin 1950'den beri müteahhit devlet anlayışıyla yönetildiğini söyledi. Oysa ki Türkiye'nin çözüm sürecinin ve ilerlemesinin en önemli hamlesinin bilim ve teknoloji olduğunu söyledi bize. Eğer Türkiye bu anlamda bir değişime giderse başarılı olacağını ve çağdaş ülkeler düzeyinde yerini alacağını söylemişti. Bugün eğer inanıyorum ki rahmetli yaşasaydı Türkiye'deki siyasi konjüktür böyle olmayacaktı diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Evet, kıymetli misafirlerimiz, doçent doktor, kıymetli hocamız Necmi Kurt Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de son iki konuşmacımızdan biri olan Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Başkanım buyurun. Efendim, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biraz önce konuşmacılar aslında gereğini söyledi de çok fazla uzatmaya gerek yok ama bir şeyi vurgulamak lazım. Eğer bugün Adnan Kahveci 22 yıl aradan geçmesine rağmen hala unutulmuyorsa demek ki Anadolu'muzun, Türkiye'mizin yeni Adnan Kahveci'lere ihtiyacı var. Birçok siyasetçi yaşarken unutulmuşsa, o hakkın rahmetine kavuşurken hala yüreklerimizdeki yerini, tazelerini koruyorsa burada oturup biraz düşünmek lazım. Çünkü o haramilerin saltanatına ortak olmadı. Dik duruşuyla, onurlu duruşuyla ülkesine hizmet eden bir vatanseverdi. Anısı önünde saygıyla ediyorum efendim. Kıymetli misafirlerimiz, başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Şimdi de son konuşmacımız olarak bugün bu kürsünün, bu ses sisteminin, bu güzel çalışmanın ve en önemlisi de burada metfun yatan Sayın Adnan Kahveci'nin kıymetli eşinin ve sevgili kızının mezarlarının bakımını üstlenen, devamlı onlarla ilgilenen, bundan dolayı da organizasyon komitesi adına kendisine teşekkür ettiğimiz Kartal Belediye Başkanımız Sayın Operatör Doktor Altınok Öz Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Efendim, ben de katılımcılara
hem hoş geldiniz diyorum. Hem Kartal'ın muhtarlarını, Kartal'ın halkını, Kartal'ın siyasi parti temsilcilerini burada görüyorum. Buradan bir mesaj vermek istiyorum. O dönemde işlerinde tanıdıklarım var. Belki Adnan Kahveci ile hiç aynı çizgide buluşmadılar. Belki biraz da ayrı kutupta yer aldılar. Ama bugün buradalar. Buradan çıkan sonuç şu. Konuşulan siyasiler, konuştukları kişileri, kişiliklerini ve karakterini yok edecek herhangi bir laf etmemeleri gerek. Çünkü Adnan Kahveci gibi halkın içinde rahatlıkla dolaşabilen, kendisini halka kabul ettirebilen, ön seçimde sıra patlatıp birinci sıraya oturabilen, insan ayrımı yapmayan, her şeyden önemlisi Osman'ın dediği gibi bağımsız Türkiye yolunda kimilerinin milliyetçi dediği, kimilerinin yurtsever dediği, adını bir şekilde koydu ama içinde bu yurdun sevgisi olan herkese ışık olmuş bir insana 22 yıldır sahip çıkılıyor. Başta dernek başkanı Köprübaşı Derneği'ne ödedi. Şimdiki dernek başkanı Osman'ı ben belediye başkanı olduktan sonra tanıdım. Bu olaya sahip çıkan sivil toplum örgütü olduğu için hem bu organizasyonlar yürüyor hem de Adnan Kahveci'nin adı bir dürüst politikacı simgesiyle gözümüzün önünde duruyor. İşte Adnan Kahveci bu gençler unutmasın istedik. Onun için adına kurulan caddede büstünü yaptık. Altına biyografisini koyduk ki gelen geçen bu adam kimdir? 10 yıl sonra çünkü 20 o öldüğünde doğanlar şu an 22 yaşında onlar bilmiyor. Biz biliyoruz. Biz politikacı olarak, ben politikacı olarak en azından onun yolunda yürümeye çalışıyorum. Ama bir şey ifade etmek istiyorum bu vesileyle. Ben 93 yılını sevmiyordum. Hiçbir şeklini sevmiyorum. Hele Ocak Şubat aylarını gene sevmiyorum. Başka bir kutuptaki gene bu yurdu seven Uğur Mumcu öldürüldü, Muammer Aksoy öldürüldü. 5 Şubat'ta Adnan Kahveci öldü, öldürüldü. Yani bu öldürüldü. Hiçbirimizin gönlünde öldü diyebiliyor musun? O tabelaları kim değiştirdiyse o öldürdü işte. Eşref Bitlis Paşa öldürüldü. Cem Ersever öldürüldü. 93 yılı bizim il. Ama aradan 22 yıl geçti. Sayın Kaymakamım güzel söyledi. Yani iyi bir ülkede yaşıyoruz ama 22 yılda eğer bir devlet kim olduğu önemli değil, hangi iktidar olduğu önemli değil. Bunları ortaya koyamıyorsa biz hala güven içinde değiliz demektir. Onun için o tarafını bırakıyorum. Evet. O da şüpheli. Yani onun için diyoruz ki Allah razı olsun. Bizim gibi insanlara rehber oldu. Doğruluk, dürüstlük, halkın yanında, halk adına, halkla beraber bir şey yapmak adına bize rehber oldu. Nur içinde yat, düzenleyen derneklere, işte Doğu Karadenizler Derneği'ne bu görev hep olacaktır. Onlar yürütecektir. Biz de onlara yardımcı olacağız. O dönemde ilçe başkanı olan Davut Tosun'u gördüm. Burada özellikle çağırdım. Hepinize teşekkür ediyorum. Kartal halkı adına da Adnan Kahveci gibi bir doğru kişiye sahip çıktığınız için belediye başkanı olarak teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet, kıymetli misafirlerimiz,
samimi, tutarlı, mesaj yüklü ifadeleriyle bizlere hitap eden Kartal Belediye Başkanımız Sayın Operatör Doktor Altınok Özbey Efendi, bizler de huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bir şekilde öldü diye bize anlatılan ama biz asla inanmıyoruz, öldürüldüklerine inanıyoruz diye inandığımız bu mesajı vermek için burada sizlerle birlikte olduk. Uzaktan yakından kıymetli vakitlerinizi ayırıp bizleri yalnız bırakmadığınız için, bakanımızı, mesajını yalnız bırakmadığınız için Adnan Kahveci Vakfı adına, Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına, Trabzon Köprübaşı Beşköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına, Kartal Belediyesi adına hepinize yürekten teşekkür ediyoruz. Buradaki bu anlamı ve bu mesajı tüm Türkiye ve dünyaya taşıyacak olan basınımızın görsel, yazısal ve duysal medya mensuplarına da aslında en güzel ve en büyük görevleri üstlendikleri için bir kez daha organizasyon komitesi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geleceğiniz aydınlık olsun. Sizlerin, bizlerin ve ülkemizin ve dünyanın geleceği aydınlık olsun. Hepinize tekrardan teşekkür ediyoruz. Merhum Adnan Kahveci'ye Yüce Mevlamızdan rahmet temenni ediyoruz. Hayırlı günler, ayağınıza, yüreğinize sağlık. Allah'a emanet olun. Ya ben de işte ya bak,